şu işi. Hala Hanım hamile demek. Hem de Ekrem Bey'den. Ortalık fena karışacak. Ya Zaloğlu, çıkar artık şu ağzındaki baklayı canım ya. Reşit, sen bana bir kalem kağıt getir hele. Ne oluyor anlamadık ki. Kağıt kalem getir. Ne oluyor anlamadık ki. İyi de ortak, neden bunu yazıyorsun? Bu ne şimdi? Görmüyor musun Reşit? Okuman yazman yok mu kardeşim senin? Ben bu dükkanı satıyorum ya. Bitti gitti. Ya var ya, bu dükkan yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı kardeşim. Yuva mı yıkılacak neredeyse ya? Satıyorum ben bu dükkanı, bitti gitti. Ha, o sebepten. O sebepten. Şimdi Reşit, bunu bir cama falan atıyoruz tamam mı? Ondan sonra ortalığa bir çeki düzen veriyoruz. Sandalyeleri indiriyoruz, toparlıyoruz ki ne? Bir de müşteri falan gelirse hemen anlaşabilelim. Baktık ki kimse gelmiyor. Geziyoruz çarşıda, haber veriyoruz. Hadi bakalım. Ya bırak. Bırak istemez, bırak. Lüzum yok. Müşteriye de lüzum yok. Etrafı derleyip toparlamaya da lüzum yok. Aşk olsun ortak ya. Ben hiç seni darda bırakır mıyım ya? Ben hiç senin canını sıkkın bırakır mıyım ya? Aa. Bana sat dükkanı. Sağ mı? He. Sende para var mı içine? Canım biz de senelerdir iş yapıyoruz değil mi? Çiftlikte o kadar çiftçi başılık yaptık. Yemedik, içmedik, üstümüze başımıza bir şey almadık. Aa, bu kırmızı pantolonla dolanıp durduk. Nereye gitti bu paralar değil mi? Nereye gitti? Biz de yaşlılığımızı düşündük, bir kenara ayırdık. Sen şimdi de hele bakalım. Bu dükkana kaç para istiyorsun? Ya Reşit, sen beni delilendireceksin kardeşim. Geçitteyim ben senden şuradan para istediğimde benim bir tek kefen param var demedin mi sen bana? Canım o ayrı, bu ayrı. Sen şimdi bana de, bu dükkana kaç para istiyorsun? Bir de hele. Söyle bakayım ya. Ne olur Suat Bey. Bana müsbet bir şey söyleyin. Serap Hanım, ilan usullere uygun olarak verilmiş. Banka müzayededen önce sizi haberdar etmiş. Ayrıca kamuoyuna da gazete aracılığıyla tebliğ edilmiş. Halide Hanım açık artırma sırasında pek çok şahsın şahitliğinde çiftliğinize talip olmuş. Ve en yüksek teklifi vererek almış. Bu durumda her şey yasalara uygun görünüyor. Satışın iptalini istemek için geçerli bir sebebimiz ne yazık ki yok. O çiftlik ve etrafındaki araziler milyonlar eder. Halide sadece 1 milyon vererek çiftliği almış. Bu bile itiraz etmek için geçerli sebep değil mi? Maalesef Serap Hanım. Banka sizden alacağına mahsuben kendini kurtarmak için satışı gerçekleştirmiş. Ne yazık ki çiftliğinizin gerçek değerinin çok altında satılmış. Üzgünüm. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Elimden bir şey gelmez. Anlıyorum. Çiftliği almak istemeni anlıyorum. Ama sen de biliyorsun ki bizim burada yaşamamız mümkün değil artık. Haklısın. Gideceğiz zaten. Ama önce Serap'ın o çiftlikten defolup gitmesini görmek istiyorum. Lütfen beni bundan mahrum bırakma. O gittikten sonra biz de çiftliğe yerleşelim. Ondan sonra ne vakit istersen gideriz ha? Pekala, öyle olsun. Ben bu hafta Ankara'ya gidiyorum. Teşkilata bir rapor hazırlayıp vermem lazım. Aynı zamanda yurt dışına tayinimi rica edeceğim. Döndüğüm zaman da artık buradan gideriz.
Halide, sana bir şey sormak istiyorum. Dilekçeyi verdin mi? Kemal'den boşanman için gerekli olan dilekçeyi verdin mi diye soruyorum. Evet, tabii ki verdim. Şehre onun için inmiştim zaten. Hı. Güzel. Görüşürüz. Üzüldüm be Kemal. Demek onca emek, onca alın teri heba oldu ha? Öyle oldu usta. Kütleri satamayınca banka çiftliğe el koydu. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Güllüoğlu'na yeniden kavuştu ya. Varsın bedeli bu olsun. Haklısın usta. Kemal abi. Ne var Hasan? Sağ ol. Hadi sen git. Usta beni biraz idare etsene. Tabii Kemal. Elbette. Ederim. Cemşir. Az gelsene buraya. Ne oldu? Daha ne olsun Cemşir? Tekmin kovuldunuz çiftlikten. Biliyorum. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.